Merhaba arkadaşlar. 18 Nisan Pazartesi günü Bursa'da ikinci Altılı Ganyan 4. koşuyla başlıyor. Saat 15.30'da start verilecek. 4, 4 yaşlı Arap atları 1900 metre mesafede koşacaklar. Handikap 15 koşu. 9 numaralı Oya Merve, 10 numaralı Umut Sensin eküri olarak koşacaklar. Burada 4 at önereceğim. İlki 4 numaralı Kılıç Faro Onur Yıldız ile sonra 3 numaralı Kardeş Kaya Mahmut Turan ile 7 numaralı Nigar'ın oğlu Eren Kadirler ile ve 1 numaralı Semboltay Mustafa Çiçek ile ee, yarışı kazanmaya yakın atlar olarak bana göre ee, sıralamam 4-3-7 ve 1 olacak 6'lı gayan ilk ayağında arkadaşlar. İkinci ayağa geldiğimizde ise 1400 metre mesafede kum pistte 4 ve yukarı yaşlı arap atları koşacak. Handikap 16 koşu. Burada da 5 atı yazmanızı önereceğim. İlki 3 numaralı Karaca Kayalı, sonra 4 numaralı Fıratın öfkesi, 5 numaralı Kızıl Oğlum. Ki eğer tekiniz yoksa muhakkak yazın diye önereceğim bir at, 5 numaralı Kızıloğlu'm. 1 numaralı Eymen Ağa ve 10 numaralı Buz Kralı burada şanslı olabilecek atlardır bana göre. Ve 3. ayağa geçiyorum. Bursa'da 3. ayağa geldiğimizde kısa vade 6, 1900 metrede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları koşacak. 7 at yarışa kayıtlı ve burada 6 numaralı mavi kılıç banka olarak önereceğim attır. İlgilileri seçerek yarışa koşturuyorlar altı numaralı Mavi Kılıç'ı. Son yarışında kapalı gözlük ve starta kadar kulaklık ile koştu ve rahat kazandı İstanbul'da. Startta kalmaz ise bir şanssızlık yaşamaz ise bu grubu da geçeceğini bu yarışta kazanacağını düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum Mavi kılıcı arkadaşlar. Bursa'da 7. koşu 6'lı ganyanın da dördüncü ayağı 2000 metre mesafede koşulacak 3 yaşlı İngiliz atları koşacak ve e, dişi atlara mahsus bir yarış handikap 15 koşu. E, burada 3 kısra ayırmadan yazmanızı öneririm. Öncelikle cazip bir e, kısraktan başlamak istiyorum. 2 numaralı Forever Justin aprantisi Ali Yıldız ile benim öncelikle önereceğim at olacak. Sonra 4 numaralı Chichabella ve 6 numaralı Queen of Street arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Ki 6 numara Bursa'da geçemediği rakibi Cicabella'yı en son yarışında koca elinde geçti. Yani bir önceki yarışta Chichabella bir sonraki yarışta Queen of Street geçti. Dolayısıyla bugün de bir revanj olması bekleniyorken bana göre 2 numaralı Forever Justin... Ee, yarışı kazanabilir, iyi bir sürpriz yapabilir. Önceliğim 2 olacak. 4 ee, ve 6 numaralı e, atlarda diğer şanslı atlardır. 2 4 6 buradaki sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde yine bir maiden koşu 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler. 11 safkan yarışa kayıtlı. Ve burada yine tek önereceğim Safkan 11 numaralı Who Keeps You olacak Halil Kaplan idaresinde. 108 gündür koşmuyor. Buradaki 10 numara rütbesiz de 105 gündür arası var. Keza 4 numaranın 99 gün arası var. 3 numaralı Aslan'ın Benim ilk kez koşacak. 7 numaralı hep Nojala ve 8 numaralı Karakara Kara. ilk kez koşacaklar. Onların da ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. E, yarış hazırlıkları gayet iyi olan 11 numaralı Hu Keeps you, e, yarışı kazanmasını e, dolayısıyla Maiden'dan çıkmasını bekliyorum. Tek olarak öneriyorum dediğim gibi. Yanına at yazmak isteyen e, olursa 3 numaralı Aslanım Benim e, burada ilk yarışını kazanarak başlayabilir. Aman dikkat diyorum. Sonra 10 numaralı Rütbesiz tabi e, 3 koşu koştu 30 handikabı var 5-3-4 iyi bir de e, ekürünün atı ve 9 e, numaralı King of the Night yine burada e, kazanabilecek bir safkan. Yani Bursa pistinde ilk kez koşacak 9 numara onun da şans olabilir. E, benim şablonumda 11 numara tek olacak arkadaşlar. Bursa'da 6'lı ganyanın son ayağı saat 18'de start alacak handikap 15 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metrede koşacaklar. 12 at yarışa kayıtlı. 3 tane de ekürü var. 6 numaralı Kaptancı, 8 numaralı Kaptan Emre ve 10 numaralı oğlum Özgür yarışa ekürü olarak katılacak. Burası da sürpriz olabilecek yarışlardan biri. Eğer tek tuttuğunuz bir at yoksa fazla at yazmanızı öneririm. Ben Süper Baba, 2 numaralı Süper Baba ile başlamak istiyorum. Aprantisi Muharrem Ok ile önceliğim olacak 2 numaralı Süper Baba. Sonra 4 numaralı Baba Sadık, Cemal Paso ile aprantisi Cemal Paso ile ki son yarışlarını genelde uzun mesafede koştu. 1400 metrede şanslı olabilir, yarışı kazanabilir. 6 numaralı Kaptan Cem Eküriler'den ki e, diğer ekürü de özellikle kaptan Emre Start'ta kalıyor. Start'ta kalmazsa o da şanslı olur. Ama Nevzat Avcı İdaresi'ndeki Cem daha bir e, avantajlı olarak görüyorum. Sonra 9 numaralı lideri muhakkak e, kuponlara yazalım. Cazip bir isim. E, son koşullarına baktığımızda e, daha sert gruplarla koştu. E, Furkan İmle buranın sürprizini yapabilir. 1 numaralı Lion F. Her koşusu aşağı yukarı tabelanın içinde ve hep bir dereceyle bitiriyor ki aprantisi Halil yol açıcı da Bursa'da çok uzun zaman oldu kazanmayalı ama Antalya'da gayet iyi bir formu var Bursa'da da kazanabilir Lyon F ile sonra 11 numaralı Prof Striker Fırat Arslan ile yine sürpriz yapabilecek bir diğer safkan. 3 numaralı e, Ligning Enerji Merçan Çelik ile. Ve son olarak e, Guliyev demek istiyorum. Çok bu bomba olsa da e, Sayın Konstantinos e, Makrin'in atları belli olmuyor. E, bir bakıyorsunuz 5 e, boy 10 boy farkla kazandı. Ondan sonraki 2-3 koşusunda at hiç tabela yapmıyor. Böyle ilginç atlar e, var. E, 150 gündür de e, koşmuyor. Gençlik yarışı yapabilir büyük bir bomba olur. Zaten yazmışım 7 8 tane at. Onu da yazmanızı öneririm. Şablonum daha önceki koşularda az at yazdım. 2 tane tek var. 6. koşuda 6 ve 8. koşuda 11 numaralı atlar tek zaten yazdık şablona. Dolayısıyla limitler dahilinde burada ben sıralamam 2 4 6 9 1 11, 3 ve 12'dir arkadaşlar. Bursa ile ilgili 6'lı ganyan yorumlarımı da bitirmiş oldum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.